Çok çok özel bir araç. Keşke devam etseydi. Herkese yağmurlu bir İzmir sabahından günaydın. Burada bakın bir Anadolu abimiz var. Burada bir başka Anadolu abimiz daha var. Yeşil ve orijinal. Burada yine çok oldukça orijinal ve restore edilmiş, restorasyonda devam eden bir Anadolu abimiz daha var. Ama burada sapsarı şeker gibi Antalya sarısı bir Anadolu STC'miz var. Ve bu araç 1973 model. STC'nin şöyle açılımını da hemen söyleyelim. İlk önce böyle bizim Türk insanının, bu aracı kullanan insanların koyduğu kısaltmadan başlayalım. Süper Türk canavarı diye geçiyor. Ama mesela İngilizce olarak Sport Touring Coupe tam anlamı. Ve de ayrıca Sport Turkish Car şeklinde de bir ismi var. Böyle açılımı aynen bu şekilde. STC'ler 1973 yılından 1975 yılına kadar 176 tane üretilmiş. Bizim aracımız üretilen 78. araç. Günümüzde kalan örneklerden bir tanesi. Hatta sahibi Ömer Bey'in bize özellikle söylediği. Mesela buradan bakın bir tasarım özelliği var. Spor bir araçtan bahsediyoruz dediğimiz gibi. Şuradan başlayıp buradan dönen ve motor kaputunda da bu şekilde takip eden bir izi var. Bu izler zamanla aracımız biliyorsunuz fiberglass olduğu için yapılan, çok kez yapılmış araçlarda bu izler kayboluyormuş. Ama bizim aracımızda oldukça belirgin ve motor kaputunda da gerçekten bakın yükseltilmiş motor kaputu gibi çok şık bir şekilde duruyor. Anadolu STC Erhard Noyan tarafından tasarlanmış bir araç. 1973 yılında başlanmış ama talihsiz de bir döneme denk gelmiş Anadolu STC'nin üretimi. Çünkü petrol krizi patlak vermiş ve de o dönem için zengin müşteriler hedeflenmiş. İşte rally sporları hedeflenmiş. Anadolu'nun reklamını yapıp dünyaya tanıtabilmek için. Ama dediğimiz gibi bu petrol krizi nedeniyle de üretimi 1975 yılında Anadolu STC'nin sonlanıyor. Ve maalesef ilk ve son, en azından şimdilik Türk spor otomobili burada bu şekilde kalıyor. Şöyle genel bir tasarım özelliklerinden bir bahsedelim. Önde bahsettik zaten. Ama yan tarafına baktığımız zaman bakın çok belirgin bir kupe aracımız var. Hatları buradan belli oluyor. İşte buradaki detayından tutun küçük kelebek camına, arka taraftaki siyah sacından stopların formuna kadar oldukça şık bir araçla birlikteyiz ve de motorunda da farklılıklar var bu aracın. Normal bir Anadolu motoru kullanıyor ama farklılıkları da yer alıyor. O yüzden bir gösterelim isterseniz size. Anadolu A2 testimizden hatırlarsınız. Onda da böyle diğer taraftan dolanıp torpido gözündeki yerden açmıştık. Aynen bu araçta da böyle. STC'mizde de böyle. Şimdi aracımıza sıralı 4 silindirli 1.6 litrelik bir atmosferik benzin motor var. Toplamda 68 PS güç üretebiliyor. Ve aracımızın ağırlığı da 1 tonun hemen altında. Yaklaşık 960 kilo. Ve en önemlisi güç arka tekerleklere 4 ileri manuel şanzımanla iletiliyor. Sıfırdan 100 km hızlanması aşağı yukarı 16 saniye civarında. Yani günün şartları düşünüldüğü zaman kötü bir değer değil. Bir de şöyle bir şey, mesela normal Anadolu motorlarına göre sıkıştırma oranı biraz yükseltilmiş bu motorlarda. Ve de işte kullanım ona göre biraz daha sportif hale getirilmiş. Hatta rally versiyonlarına daha da yüksek bir şekilde modifiye edilmiş. 140 PS güce kadar ulaşmış. Tabii normalde şasi de elden geçirilmiş rally versiyonlarında ve daha hafif bir şasi elde edilmiş. Sonuç olarak işte gücün 68'den 140'a çıkması, ağırlığında düşmesiyle oldukça performanslı bir rally aracı da zamanında çıkmış. O açıdan da önemli. İsterseniz şimdi aracımızın motorunu bir çalıştıralım. Bir dinleyelim bakalım Anadolu STC'mizin sesi nasılmış. Yeah.
diğer Anadolu modellerine göre kesinlikle daha böyle bir boğuk ve gürültülü bir çalışma sesi var. O bile egzoz sisteminden ayarlanmış olabilir. Araca inip binmek de aynen kupe bir araca inip binmek kadar zor. Zaten basık bir araç gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz bir aracımızın içine bakalım. Çünkü gerçekten de oldukça sportif bir kabin tasarımı yapılmış. Ve de küçücük, kendinizi ciddi bir spor otomobile biniyor gibi hissediyorsunuz. Bakın baş mesafesi ne kadar düşük. Oturma pozisyonu da öyle ve de aracın sürüşü sırasında da minicik kalıyorsunuz yani böyle diğer araçlar arasında. 4 metreye yakın bir uzunluğu var. 1.60'ında hemen üstünde bir genişliğe sahip bir araç. Yani günümüzün B segmenti bu hatchback araçlarına oldukça yakın ölçüler bunlar. Onu da belirtmekte fayda var. Küçücük minicik, dönemine göre de böyle afacan bir araç gibi görünüyor gerçekten de. Hemen içine geçelim bakın. Son derece sportif kabin tasarımı var. Hız göstergesi, işte devir göstergesi, burada yakıt, hararet, amper göstergesi ve yağ sıcaklığı göstergeleri hepsi krom kaplı. Onlar güzel detaylar. Ve de şöyle baktığınız zaman şu form çok hoş. Bakın L şeklinde geliyor ve vitesle burada birleşiyor. Direksiyon da zaten çok hoş. Bakın iki kollu. Ortasında da Anadolu'nun logosu var. Bundan da daha önce bahsetmiştik bir videomuzda. Koltukları da çok güzel yapmışlar. Onu da söylemekte fayda var. Tamamen aslına uygun olarak yapılmış. İşte kapı içlerindeki vinil kaplamaları, koltuklarınkiler. Şöyle bir baktığınız zaman yani o dönem için gerçekten de yapılmış, düşünülmüş çok çok özel bir araç. Keşke devam etseydi. Keşke bugünlere bizim de bir Türk spor otomobili olarak kendimize özgü bir aracımız olabilseydi demeden geçemiyoruz. Şu aracın içine böyle binip de bu hisleri yaşadığımız zaman. Hatta aracın arkasını da göstermek istiyorum size. Buradan kaldırılıyor koltuk, bakın. Şurada bir kol mekanizması var. Şu şekilde bagajı, işte arka bölmesi. Gerçekten de çok sevimli bir araç. İsterseniz şimdi Anadolu STC'mizin sürüşüne geçelim. Değişik karakterli bir araç olduğu için ben direksiyona geçmeyeceğim. Ömer Bey aracın sahibi. Kendisi son derece alışık. Ve kendisiyle beraber şöyle bir dolanacağız. İçerisine güzel aracın da hikayesiyle birlikte sizlerle sohbet edeceğiz. Anadolu STC'mizle sürüşümüze başladık. Şu an nostaljik anlar yaşıyoruz. Aracın içi falan gerçekten oldukça güzel görünüyor. Şöyle bakıyorum. Hakikaten çok şık. Yanımda aracın sahibi Ömer Bey var. Ömer Bey, çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle nadide bir aracı bizimle paylaştınız. Bize tanıttınız. Biz de takipçilerimize tanıtıyoruz. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ederiz. Bize şöyle bir anlatabilir misiniz bu aracın geçmişiyle ilgili olarak neler oldu, size nasıl geldi, öncesinde bu araçla ilgili tecrübeleriniz nasıldı? Şimdi çok merak ediyoruz açıkçası. Bu araç çok eskiden bizim çok iyi bir dostumuz olan Bekir Bey'in bir otomobiliydi. Kendisi hastalandı ve binemez hale gelip rahmetli oldu. Daha sonra 1-2 yıl kadar eşi baktı otomobile, fakat binemeyecekleri için bize satın alır mısınız diye sormuşlardı. Bizim de aslında çok istediğimiz bir otomobildi. Biz o gün satın aldık. 2004 yılında satın aldık bu otomobili. Aşağı yukarı 2009 yılına kadar da hiçbir şey yapmadık. O şekilde durdu. Evet, o şekilde durdu. Garajda muhafaza edildi. Hatta fotoğraflarını bana göstermiştiniz. Evet, evet. Bununla ilgili de bir Instagram sayfası vardı. Neydi evet, takip etmek isteyen? Anadolu STC 16. Evet, Anadolu STC 16 Instagram'da. Bu aracın geçmişten günümüze kadar olan bütün macerası ve de devam etmekte olan macerası orada var. İsterseniz takip edip görebilirsiniz siz de. Evet. Sonrasında? 2009 yılında biz otomobili toplamaya karar verdik. Aşağı yukarı 3 yıl sürdü. 3 yılın sonunda bitirdik otomobili. Yine ufak tefek eksiklerimiz var ama hani çok küçük şeyler, çok küçük şeyler bunlar. Mesela cam çıtaları vardı galiba. Mesela evet, yağmur oluğumuz takılmadı. Yağmurluklarınız doğru. En sona kalmıştı. Camları sökmemiz icap ediyor. O yüzden söküp tekrar takmak istememiştim. Doğru. O yüzden kaldı. Bir de torpitomuz. Evet, buradan da görünüyor. Onun var. İki kere kaybettik biz torpitoyu. Bir kere sevgili Gürcan'dan rica etmiştim, gönderdi. Onu da kaybettik. Boyacı da kayboldu. Şu an
takılmadan boş vaziyette duruyor. Çok güzel. Bu arada Gürcan beyefendi de kendisi Anadolu konusunu herhalde Türkiye'deki bir numaralı bir tedarikçi çok, gibi değil mi? Anadolu yollara kazandıran çok iyi bir arkadaşımız. Çok, çok severim güzel. Kendisini. Buradan selam olsun kendisine. Evet. Bu tip araçları böyle güzel bir şekilde tutulmasına yardımcı olduğu için gerçekten güzel. Sonrasında abi? Yani şu an bu otomobilden Türkiye'de iyi kondisyonda 30 tane kadar var. 30 tane. 2010 yılına kadar daha azdı bu. Sevgili Gürcan'ın sayesinde bu aşağı yukarı 10-15 tane otomobili kazandırdı. Onun dışında da daha sağda solda kimsenin bilmediği ya da görünmediği ya da bilinmeyen otomobil olarak 10-15 tane kadar daha var. 45 tane olduğunu tahmin ediyorsunuz. 176 tane zaten toplam üretilmiş. 176 tane üretilmiş. Yani aşağı yukarı 4'te 1 falan. Ancak hayatta kalanlar bunlar. Evet. Tabii bunların içinde bu rallilere katılan araçlar da var değil mi? Tabii ki zaman içerisinde. STC biliyorsunuz zaten spor otomobil olarak üretilmiş. Evet. Datsun 240Z'ye yani Nissan'ın bir markası. Çok benzeri. Evet oldukça benziyor. Yani çok andırıyor. Bazı kişiler kopyası deniyor vesaire deniyor ama yani Türk mühendislerinin aslında bir tasarımı. Evet. Fakat benzediği için zaman içerisinde böyle kelimeler geçmiş. Doğru. Öyle veya böyle. O zaman böyle bir şey cesaret edilip yapılmış gerçekten de ki benim en azından hatırladığım bildiğim kadarıyla o tarihten sonra böyle bir araç zaten iki kapılı kupe tarzında bir ülkemiz tasarımı araç zaten yok. Evet aynen. Yani tek bu konuda Anadolu STC. Tek Türk otomobili diyebiliriz. Evet, doğru. Keşke o zaman sürdürülebilseydi ve üretimi hala devam edebilseydi ama maalesef şartlar bunu engellediği için üretimi durdurulmuş. Bir şekilde o açıdan ve bunu yurt dışına götüren insanlar olmuş. İngiltere'ye satılmış. Evet. Sağdan direksiyonun modelleri de üretilmiş galiba bunların değil mi? Evet. Aynen. O da ilginç. İngiltere'de olan otomobiller de var bir iki tane. Almanya'da olan var. Sanıyorum Kıbrıs'ta da var. Ama toplamı yürüyen olarak iyi kondisyonu dersek 30 tane civarında. Çok iyi. Bir de sizin daha önce bir sahip olduğunuz Anadolu STC vardı galiba. Onun hikayesini çok, de alabilir miyiz? Çok uzun yıllar önce sevgili Güngör Basat'ın arabası vardı. Kendisi rallyciydi. Rahmetli oldu kendisi. Biz zamanında onun otomobilini satın almıştık ama o gün kıymetini bilememiştik. Aşağı yukarı ne bileyim ben bir yıl içerisinde biz o otomobili sattık. Keşke o gün satmasaydık. Bugün ikinci bir STC'miz daha olmuş olurdu. Ama zaman içerisinde bunu bazen kıymetini anlayamıyorsun. Hem de rallilere katılmış bir araç. Önemli bir detay, bir hikaye bir araç açısından. Gerçekten de. Peki şu anda kimde mesela? Bilginiz var mı? Şu an hiç bilmiyorum. Yine kondisyonu iyi olan otomobillerden bir tanesi ama hangisi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Evet. Peki Ömer Bey yani bu toplama sırasında araç nasıldı, ne kondisyondaydı ve siz neler yaptınız? Sonuçta az üretilmiş bir araç ve az kalmış bir araç olduğu için de tabii parçalarını bulmak da bir o kadar mutlaka zordur. Siz neler yaptınız mesela? Şimdi tabii ki bugün artık Anadolu bir parçası bulmak zor. STC'nin ki çok zor. Evet. Mesela bizim arabamızda bazı eksikler var. Direksiyonumuz hiç yoktu. Normal bir Anadolu direksiyona takılmıştı. Direksiyonumuz hiç olmadığı için tamamen sıfırdan yeni bir direksiyon üretmek zorunda kaldık. Kasasında işte bazı sıra dışı olan normal zaman içerisinde çarpılmış, polyester yapılmış vesaire olan yerlerin orijinal haline çevirdik. Tampon lastiklerimiz yoktu. Bizim bir de bir Anadolu STC olarak bir grubumuz var. Birilerine bir ihtiyaç olduğu zaman dışarıda onu bir grup halinde yaptırılıyor. Hem maliyetler daha aşağı çekilsin diye. Kalıp maliyet. Çünkü her bir üretim tampon için ona göre bir kalıp üretilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Toplu yapıldığı zaman birim fiyat düşmüş oluyor doğal olarak. Evet. Herhalde sizinki de böyle toplanmış araçlar içerisinde iyi kondisyonda bir araç olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela döşemeler de yenilenmiş. Gerçekten aslına uygun olarak. Tabii tamamen her şey aslına uygun olarak. Ve de kaliteli olarak bir şekilde yapılmış. Ben bakıyorum bazen böyle yapılmış araçlara. Aslına uygun diye çıkılan yolda hakikaten kötü işler de oluyor. Kolay bir işler de değil. Ustalık işleri bunlar. Ama sonuçta bu araçta her şey çok güzel bir şekilde bir araya getirilmiş ve yenilenmiş. Bizim aracın görüntüsünde sadece jantlarımız farklı. Yani fabrikadan çıktığına kıyaslarsak jantlarımız farklı. Normalde çelik yani saç jant var. Saç jantın üzerinde plastik kapakları var. Onlar da var elimizde. Yani jantlarımız da hazır, kapaklarımız da hazır.
Fakat bu Ford Ares jantları bu arabaya daha çok yakıştığını düşündüğümüz için ve zamanında yarışırken de bu jantlar kullanıldığı için direkt kullanılmış yani Ford'un 4 kolunu. Ford'un Ares jantları bu arabalar yarışırken kullanılmış. Biz de o yüzden bunları takmak çok da yakışmış gerçekten. Evet. Bizim de hoşumuza gitti. Peki mesela ben şimdi hissediyorum giderken işte birazcık normal Anadolu'lara göre sertlik hissediyorum açıkçası. Motor performansı, süspansiyon performansı vesaire. Bu tip şeylerde ne düşünüyorsunuz? Ya aslında bizim motor ve süspansiyonu hiçbir değiştirmedik. Her şey orijinal olduğu gibi. Bu otomobilde Kent motor var. HC diye geçiyor. Yüksek kompresyonlu diye geçiyor. 4 ileri şanzıman. 4 ileri manuel şanzımanımız var zaten. Evet. Mesela giderken benim için en karakteristik özelliklerinden bir tanesi tabii arka taraf iki kapılı bir araç ve iki tane koltuğu olan bir araç. Arka tarafta diferansiyelin sesini çok belirgin bir şekilde duyuyorum. Yani bu araçlara özgü demek ki. O dönemin araçlarıyla da tabii bunun alakası olabilir. Ama mesela o Anadolu'nun güzel sesi bu araçta aynen yer alıyor. Benim de hoşuma gidiyor gerçekten de. Hoş, nostaljik. Ve ülkemiz açısından da en azından o dönem için önemli ve de bir şeyler çıkmış, bugünlere gelmiş. Şöyle içerisinden de bir kabaca bir bahsedelim aracımızın isterseniz. Zaman içerisinde yani otomobil üretilirken simit göstergeler kullanılmış. Hı hı. Onlar da çok şık. Yani devir göstergesi, kilometre göstergesi, şey yağ sıcaklık göstergeleri. Onun dışında sadece amperde Lucas'ın göstergelerini kullanmışlar o gün. Böyle bir kombinasyon yapılmış ve çok da şık. Burada zaten markaları üzerinde yazıyor. Hepsinin markaları üzerinde yazıyor. Ama diğerleri farklı değil mi? Sadece bir tanesi Lucas, diğerleri Simit. Evet, ve mesela ilginç bir detay. Hepsi de orijinal. Evet. Bu da havalandırma sanıyorum, evet, değil mi? Evet, kaloriferin aşağıdan yukarıdan vermesi. Vites çok orijinal. Evet. Şöyle baktığım zaman çok tatlı bir şekilde değiştirirmişim gibi geliyor ama sanki daha zor gibi, en azından sizin değiştirmelerinizden tabii, biraz daha... 1975 yılının teknolojisi. Evet. Artık tabii hepimiz yeni otomobillere biniyoruz. O yüzden de bunlar biraz daha böyle bize sanki zor gibi geliyor. Evet. Ama klasik, zaten adı klasik. Yani, kesinlikle. Klasik güzeldir aslında. Evet. Aynen. En azından geçmişten günümüze ne kadar mesafe alındığını da görmek için klasik araçları incelemek ve günümüzle karşılaştırmak bu alınan yolu temiz bir şekilde gösteriyor açıkçası. Evet. Bu mühendislik açısından da önemli, insanın ufku açısından da önemli. En azından biz kendi adımıza bunları yapmaya çalışıyoruz, size tanıtmaya çalışıyoruz. Anadolu STC testimizin de sonuna geldik. Umarız testimizi beğenmişsinizdir. Ben Ömer Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben bize bu şansı verdi. Siz de dediğimiz gibi umarız beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.